Tuttuğunuz bir takım var mı hocam? Galatasaray. Oh, çok güzel. Hobiniz var mı hocam? Bilardo, fotoğraf. Sayayım ya. Hocam ilk yazdığınız şiiri hatırlıyor musunuz? Evet. Hangisiydi o? Saat diye bir şiir. Nasıl? Ölüm saatini anlatıyordu. Yani 19 yaşımdaydım. Mısraları zihninizde mi? Yani gün gelir saat çalar diye başlıyordu. Evet. Ve Nesil dergisinde yayınlandı. Onun öncesinde de şiirlerim var. Yok değil. Hı -hı. Ama hani bence şiir olarak ifade edebileceğim ilk o. metin oydu. Ve o şiiri yazmadan ön, son yazdıktan sonra da zaten şeyi yazmıştım. Hicret şiirini ki Milli Türk Talebe Birliği Hicri 1400 şiir yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu. Yani kayda değer olarak onlardan başlıyor. Eyvallah. Evet. Sizin için en özel olan hangisi hocam şiirlerinizin içinde? Yani bugüne kadar neşre e, Yağmur. Tabi yağmur. Tabi 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 tabi. Tabi. Kesinlikle. Tabi. Rüveyda kim hocam? Rüveyda en nazenin. En narin. En güzel en uğruna kendisini feda, kendimizi feda edebileceğimiz ne varsa o. Kimse o. Eyvallah. En son okuduğunuz kitap hangisi hocam? Aslı Rüveyde'dir bir de onun. Bunu da söyleyelim. Evet. Rüveyd'a Rüveyde Galatı meşhurdur çünkü. Ha. Evet. Felsefe ve estetikle ilgili, mimariyle ilgili bir kitap okuyorum. Bir anda. kitap okuyorsunuz evet. şu anda. Tek kitap mı okursunuz? Birkaç kitap aynı anda takip ettiğiniz şöyle, Şöyle, bazen şöyle oluyor. Evde bir kitap okuyorum. O evde duruyor. Arabamda başka bir kitap oluyor. Ona devam ediyorum. Bazen de şimdi artık kolaylaştı. Telefonumda yüzün üzerinde kitap var indirilmiş. Hı hı. Şimdi mesela yıllar önce okumuştum Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü. Hamdi Tanpınar'ın. Tanpınar. Şimdi onu yeniden okuyorum. Sesli kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Sesli kitap benim yapabileceğim bir şey değil. Ha, okuyacaksam kendim okuyayım. Okuyorum yani ses... Biri bana okurken ben dalıp gidiyorum, unutuyorum. <laughs> kitap kayboluyor bir süre sonra. <laughs> Eyvallah hocam. Peki e, telefondan okuduğunuz kitapla e, sayfelere o dokun, Onda aynı e tabi lezzeti alabiliyor musunuz? Bir, orada bir yok. O bir lezzet kaybı var. Değil mi? O sesi duymak istiyorsunuz. O duymak. tamamen şeyi kaybetmemek için, o zamanı değerlendirmek için Eyvallah. yaptığım bir şey. Eyvallah. Film evet. izler misiniz hocam? Şöyle, e, seçerek izlerim. Hı -hı. Büyük İskender filmi birkaç defa izledim. Çünkü Büyük İskender'in hocası Aristo'dur. Aristo'ya nasıl bir rol verildi diye birkaç Hı -hı. defa kaçırmamaya çalıştım. Hı -hı. Mesela Troy filmini, Brad Pitt'in birkaç defa izledim. Troy'u nasıl anlatıyor Hı -hı. diye, benim bildiğim mitoloji Hı -hı. burada nasıl işliyor Hı -hı. diye. Öyle bir merakım Son zamanlarda emir. izlediğiniz en iyi film hangisiydi? Blade, o? yani en iyi demeyeyim ama son zamanlarda izlediğim filmlerden bir tanesi Blade Runner 49 diye bir filmdir. Hı hı. Şairlerden en çok beğendiğiniz, üstadım dediğiniz, her oku, her okuduğunuzda hayran olduğunuz biri var mı? Şöyle, benim e, hakikaten de yani çocukluk yıllarıma damga vurmuş şair Fuzuli'dir. Hı. Çünkü onun gazelleriyle büyüdüm. Hı hı. Yani ben birisine ustam dersem Fuzuli'ye derim. Onun gazelleriyle haşroldum. Ama bende şöyle bir yapı var. Şiirlere takılmadım. Ya isimlere takılmadım. Nerede güzel bir şiir gördüm sonra okudum. Hı hı. O yüzden yani dünya şiir antolojisini bile birkaç defa gözden geçirmiş bir isim. Ne yani. kadar güzel. çok şiir, çokça şiir okudum yani. Eyvallah. Evet. Günümüz şairlerinden takip ettiğiniz beğendiğiniz. Şöyle e, dergileri falan ettiğini... takip ediyorum. Yani bir takım dergiler yayınlıyor. İşte en son bizim daha önce de yazdığım itibar dergisi kapandı. Muhit, Muhit oldu. Diyor. İbrahim selam olsun. O ekibe de Selam ediyoruz kardeşlerimize. İbrahim kardeşimiz arar, şiir ister, gönderiyor. Orada yayınlanıyor. onu takip ediyorum. Evet. Şarkı? Musiki ile aranızda. Olmaz ilaç sine isat pareme. Çare bulunmaz bilirim. Hacı Arif Bey çok severim. Ya. Onun da çok böyle trajikomik, dramatik bir hayatı vardır. Çaycı mısınız kahveci mi hocam? Çay tercih ediyorum. Çaycısınız. Evet. Erzurum mu İstanbul mu hocam? Erzurum'da İstanbul, İstanbul'da Erzurum. Peki gece mi gündüz mü hocam? Gündüz. Can mı, canan mı hocam? İkisi de. İkisi de yani. mi? Çünkü can olmayınca canan, canan olmayınca canan. Can, olmaz yani. değil mi? Evet. Can Peki, gittiğiniz her yerde çok kalabalık oluyor. Gençler etrafınıza sarıyorlar, sizi seviyorlar, bir imza doğru. almak istiyorlar, bir nasihat evet, almak evet. istiyorlar. Evet. Bundan hiç şekva ettiğiniz oluyor mu bazen? Ya bu hayır. nedir arkadaş ya, tamam artık hayır, hayır, öyle Hayır öyle, hayır, öyle bir beklentim vardı ne de şimdi şekva ederim. Hmm. Yani bir konferansa gittiğimde bir kişi varsa benim için tamam. Çünkü ben bir insana kainat gözüyle bakıyorum. Benim yapım bu. Hı hı. Yani hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm mü dide ekvan olan ademsin sen. Aynen öyle. Bir kişi mi var orada? O bir kişi kalp taşıyor. O kalp bütün insanlığa bedel. Allah o yüzden bir kişinin olması da şikayet sebebim değildir. Bin kişinin olması. Hı hı. Ben onlardan şikayet etmem edemem. Ben sadece kendimden şikayet ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Acaba hiç tıkandığı, yani yazamadığı bir dönem olmuş mu hocamızın? Eğer olmuşsa ne yapmış bu dönemde? Tavsiyeleri nelerdir? Diyorum. Şöyle, elbette yazamadığım çok zaman oldu. Ama şöyle düşünmedim ben artık yazamıyorum. Hmm. Çünkü ben biliyorum bir gün gelecek benim içimden bir şeyler süzülecek, taşacak. Hmm. Yazamadığım zaman çok olur ama niye yazamıyorum dediğim bir zamanım yoktur. Evet. Diyor ki: "Merhaba Bikir abi. Benim Nurullah hocama bir sorum olacaktı. Sorum şu." Her şiir yazan şair midir? Ben de yazıyorum mesela. Fakat şair vasfına sahip olmak tam olarak neye tekabül Şöyledir, eder diye soruyorum. Eskiler bu tefrike gitmişler bu ayrıma. Şairler ve müteşairler. Yani gerçekten şiirle hem hal olup şiir yeteneğine sahip olup şiiri şiir gibi yazanlar bir de şair olma arzusuyla, hevesiyle o yeteneğe çok fazla olup, sahip olmadığı halde şiir yazma arzusu taşıyanlar ki ben onları da çok severim. Yani böyle hmm. arzusun olması hmm. güzeldir insanın. Hmm. Bir insanın şiir yazabilmesi için esas olması gereken ki biz sosyal bilimlerde buna gerek şart şartlarız. O şiiri, o kıvamı ortaya koyabilecek bir yeteneğin olması lazım. Hı hı. Kelam yeteneği. İlla o yetenekten. Yani. Olmasa olmaz. O mayada olur. Tabi yoksa mesela Namık Kemal'in şu sözü ne güzeldir diyor ki edebiyat yapan edebiyat okuması, edebiyat okuyan edebiyat yapması lazım gelmez. Hı hı. Yani bir insan edebiyatta okuyor diye şair olacak diye bir kayıt yok çünkü o yetenek yoksa yapamaz. O zaman her edebiyat okuyan çok güzel şiirler yazardı. Doğru. O zaman Necip Fazıl olmazdı. O zaman Ahmet Ayşim olmazdı. O zaman Mehmet Akif olmazdı. Baytardı. Mesela çokça bahsediliyor şu, an, şu aralar isminde. Hayati Hocam Tabii. kaç tane beyit biliyor, kaç Tabii. mısra ezberden veriyor ama hukukçu, kendisi bir şair değil. Hukukçu yani olmazdı. Geçen dolayı. bununla alakalı evet. oğlumla bir sohbetimiz oldu da... ...dedi ki Hayati Hocam'ın kendi şiiri var mı yazdı? Dedim yani yok bildiğimiz Bildiğim kadar. kadarıyla. Şair değil dedim değil. yazmamış değil. şiir. Nasıl oluyor baba diyor. Binle altı bin mısra ezberinde olsun. Sen kendin şiir yazama. Ben de ona dedim ki hayatı boyunca otobüs şoförlüğü yapmış herkes... Emekli olduktan sonra bir otobüs oturup yapabiliyor mu? O başka evet. bir şey, o mühendislik. Tabii. O başka evet. bir şeyi istiyor Tabii. yani Tabii. değil Tabii. mi? Tabii. Dolayısıyla şiir yazmak için şu 4-5 fonksiyonun, unsurun bir araya gelmesi lazım. Hı -hı. Yetenek, bilgi, ahenk, yani şiirde ahenk dediğimiz, dert, kompozisyon, biçim. O dert de duyguda anlatılıyor. Duygu ve merdiven. Yani bir de bir öncekilerin yazdığının üzerine bir şey koyacaksınız. Ettekrârü'l-ahsân ve 180 de Ama şiir o kadar de da değil olmuyor. yani. Evet. Şiirde bu olmuyor. Evet. Yani güzelin tekrarı 180 defa da olsa güzeldir. Ama şiirde Ahmet Haşim'in yazdığını siz merdiven diye bir şiir yazın, aynısını yazın. Esinlendim diyor, yarısını yani almış hocam yok, bakıyorsun mesela. Olmaz. Öyle olmuyor. Olmaz, hiç. üzerine bir şey. Ben bir merdiven şiiri yazacaksam, şu mısralardan daha üst derece bir şey yazmam lazım. Ağır ağır çıkacak. Çok yırttığınız oluyor mu hocam? Şöyle söyleyeyim, e, yazıp yazıp. Allah rahmet attığınız. eylesin. E, Profesör Doktor Orhan Okay hocanın Rahale-i tevresinden geçti. Hı hı. Yıllarca, 18 yıl hı hı. yanına gittim geldim. Bazen her hafta giderdim. Doktora derslerine giderdim. Nurlaç'ın bunları yırt dediği çok şey oldu. Allah tabi. Şiirlerimi götürdüm. Bunlar çok fazla, hani öykülmüş falan diyorlar ya şimdi. Tesis altında kaldığın şeyler. Bunları yırt. Hı hı. Yırtmadığı, yırttırmadığı şiirlerimin ilk kitabına ön söz yazdı zaten. Hı hı. Çiçekler üşmesini. Tabii ki yırttığım çok metin oldu. Çünkü tırmalayarak öğrendim hatta. Kuyu kazarak öğrendim. Bilmiyordum. Yol yordam bilmiyordum. Yön gösteren, yol gösteren çok azdı o zamanlar. Bir Orhan Okay Hoca bir Allah rahmet eylesin Sıtkı Aras hem Şehrim ağabeyim elimden tuttu. Orhan Okay Hoca elimden tuttu. Elimden tutan insanlar var. şiiren. Allah rahmet eylesin Ahmet Kabaklı. Hı hı. Ee, Allah selametlik versin Yaşar Kaplan ayrık Dergi'yi çıkarırdı. Onlar yön göster, yol gösterdiler. Onlara yazdım. Onlardan aldıklarımı takip ettim. Çok büyük bir emek harcadım bu iş için. Eho. Yoksa birden biri olmuyor. Hı -hı. Buna eskiler tedriç derler. Adım, adım adım gittim. Yavaş gittim. Evet. Peki hocam kaç yayınlanmış kitabınız var şu anda? 20. yolda inşallah. Bir tanesini bir cebinde bir kitap alacak parası olan bir gence hangi kitabınızı almasını tavsiye edersiniz? Yağmur Alsın Gitsin. Yağmur Alsın Tabii. Gitsin devam etsin. Tabii.